Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Vallahi var ya, sonunda aldık. Reyna, ne yapıyorsun kızım? Uzun zamandır biliyorsunuz. Her video ilk geldiğimden beri, ilk tanıştığım günden beri ya Cuma abi senin yerin ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel dedik. Sonunda Allah bizlere de nasip etti burayı. 3 tane ortak girdik buraya arkadaşlar. Paramız yetmedi. 3 ortak girdik buraya. Ben, abim, annem, işte baban gelip falan işte. Hepimiz arkadaşlar buraya ortaklaşa girdik. Resmen bir kurban bayramına danaya girersin ya. Bizim mezhepte onun gibi oldu arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Burada size böyle hayallerimden, planlarımdan, projelerimden bahsedeceğim biraz. Şimdi Cuma abi Toman yerini temizliyor. Bayağı bir pislemiş arkadaşlar. Yani hayvan gibi ya. Hayvan zaten de. Yani hayvan gibi terimi var ya, işte bunun için olur. Ben şöyle bir göstereyim sizlere. Arkadaşlar şu an burası böyle leş resmen. Bak şu bak. Allah Allah. Ne oldu? He? Oo, erkeğe bak. Leş torbası burayı ne yapmış? Ya yazık ya. Terbiyesiz. Bakın. Şimdi bir de bizim Bade'nin yanına gidelim arkadaşlar. Bade bakalım nasıl yapmış. Bu arada maalesef burada bir tane kuş arkadaşlar. Artık bir şekilde ölmüş. Bakın Reyna aldı götürdü. Kuş ölmüş burada. Artık buraya mı düşmüş, bunlar mı yakalamış bilmiyorum ama şöyle gördüğünüz gibi bir tane kuş var. Neyse çok fazla göstermeyeyim. Bade arkadaşlar, bakın Bade tam bir köpek olmuş artık. Bade ne yapıyorsun aşkım? Vay vay vay. Bekle, birazdan çıkaracağız. Tamam, birazdan çıkacağız inşallah. Arkadaşlar şimdi dışarıya çıkmak istiyor. Ama Reyna maalesef ona bayağı bir sert davranıyor. Bakın bizim Bademizin yerine bakın, tertemiz arkadaşlar. Böyle şu alana yapmıyor tuvaletini. Genellikle şurada gördüğünüz kuşun içine yapıyor. Tamam kızım, çıkartacağım. Gel. Gel arkadaşlar, bayağı bir özlemiş beni. Tamam kızım. Aferin. Aferin, sen niye böyle havlıyorsun? Biliyorum özledin. Birazdan çıkacağız ama şimdi olmaz. Reyna abla içeri girsin, tamam mı? Burada da arkadaşlar bizim şımarık oğlan Alfa var. Alfa, yere iş edin. O patilerinle bana bak, değme sakın. Tamam mı? Sakın bana değme. Burada da neydi bunun adı ya? Unuttum ha. Arkadaşlar şunun adını unuttum. He, Beta. Arkadaşlar bu da Beta. Beta bayağı bir ürkek. Yani insanlara karşı biraz çekingen davranıyor. Bunların yeri de bayağı bir pislenmiş. Çünkü bu erkek köpekler arkadaşlar genelde biraz dağınık olmayı seviyorlar maalesef ki. Ama Reyna olsun, Bade olsun arkadaşlar çok temiz köpekler gerçekten. Temizlik manyakları, çünkü bulundukları yerlere tuvaletlerini yapmıyorlar. Öyle de medeni hayvanlar diyebiliriz. Şimdi ben size biraz hayallerimden bahsedeyim. Buraya yapacağım projeden bahsedeyim. Kamerayı çevirdim arkadaşlar bu tarafa. Şimdi burada gördüğünüz gibi depremden kalma, yıkılma söz konusuydu. Belki ilerleyen zamanlarda buradaki gördüğünüz betonu kaldırıp arkadaşlar, bura toprak olduğu için altı zaten. Buradaki betonu kaldırıp arkadaşlar burayı tamamen kapatıp bir bostan haline getirmeyi planlıyoruz. Yani planımız, projemiz o yönde. Bakalım olur mu bilmiyoruz. İşte domatesdir, salatalıktır, biberdir, patlıcandır, karpuzdur. Onlardan şu gördüğünüz alana dikmeyi planlıyoruz. Büyük ihtimalle şu kulübe de belki yıkılabilir. Çünkü gördüğünüz gibi çatlak oraya kadar gitmiş vaziyette. Şu alan arkadaşlar, şuranın bir kısmını tavuklara ayıracağız. Tamamen tavuklara böyle böleceğiz. Onları ayıracağız. Oraya da bir kapı vereceğiz. Yani kendimiz girebileceğiz sadece oraya. Ve tavuklar oradan çıkamayacaklar. Ayrıca burada yine belki ama kesin değil, belki güvercinleri de getirip burada bir kümese koyabiliriz. Çünkü bunların hepsi para istiyor. Bu anlattığım şeyleri böyle anlatırken bedava mı arkadaşlar? Yaparken bayağı bir para gidiyor bunlara. O yüzden bu dediklerimi kesin olarak söylemiyorum. Ama yapmayı planlıyoruz. Paramız olursa inşallah, maddi gücümüz yerinde olursa yavaş yavaş bunların hepsini gücümüz yettiği kadar yapacağız. Şimdi tekrardan devam edelim. Şu gördüğünüz alanı arkadaşlar köpeklere bırakacağız. Bir kısmını. Yine şuradan böleceğiz inşallah. Şuranın yarısı tamamen köpeklere. Şu alan da komple ayıracağız. Yani köpekler bu alana gelemeyecekler. Fikirler nasıl abi? Süper. Fikirler güzel ama işte ya bunun için uğraş işte, lazım. Kalacak şekilde yapmadım. Evet. Cuma abi ki ticari amaçlı arkadaşlar. Yani yap sat mantığıyla. Şimdi biz burayı da böldükten sonra köpekler bu alana gelmeyecekler. Ayrıca bu alana bir de giriş bu taraftan var arkadaşlar. Buradan da kapatacağız. Şu gördüğünüz kümesin girişinden arkadaşlar. Yani şu alanı şöyle göstereyim. Bu alanı da böyle kapatacağız. Köpekler buradan kapıdan çıktıktan sonra doğrudan hemen böyle bahçeye gidecek arkadaşlar. Bu gördüğünüz alana gidecekler. Ve burada istedikleri gibi saatlerce, günlerce oynayabilirler. Bir problem yoktur kendileri için. Maddi gücümüz el verirse. Şu gördüğünüz alana komple bir cam balkon yapacağız. Isı yalıtımlı cam balkon. Yani burayı da kullanma planımız olabilir. Cam balkon yaparsak en azından şu an 1+1 prefabrik bir evse
Sonradan 2 artı 1'e çıkmış olur. 3 artı 1'e çıkmış olur. Yine küçük olur ama şimdikinden daha iyi olmuş olur. Şu gördüğünüz çatı rüzgardan kırılmış arkadaşlar. Yani burası akşamları özellikle bayağı bir rüzgar var. Bayağı bir fırtına var. O rüzgardan burası kırılmış. Burayı tamir yapacağız. Onun dışında şu gördüğünüz, şöyle hemen göstereyim. Cam var ya arkadaşlar, oraya sineklik yapacağız. Çünkü belki böyle yazın burada kalabiliriz yani. Burada kalma ihtimalimiz olabilir. Ayrıca arkadaşlar şuraya bu gördüğünüz köşelerden sarmaşıklar dikeceğiz. Buraya güzelce sarmaşıklar dolayacağız. Çatının üstünden böyle komple sarmaşıklar gitsin. Ya villaya diktik arkadaşlar sarmaşıkları. Daha onları büyümesini görmeden çıktık. Damda yaptım anasını satayım, onların daha büyümesini görmeden tavuklar yedi. İnşallah burada olacak yani. Burada sarmaşığı böyle evin her tarafına saracağız Allah nasip ederse. Ayrıca burada bir de şöyle bir işimiz var. Gaz ki gelip buraya arkadaşlar su kanalizasyon hattı çekecek. Var zaten altyapı, tuvaleti, banyosu, her şeyi var. Fakat kullanılmıyor çünkü altyapı yoktur. Bir gider yoktur yani. O gideri de şuradan yapacağız. Şurada gördüğünüz borulardan buraya bir gider vereceğiz. Çünkü dediğim gibi tuvalet, banyo, her şey var ama kullanılmıyor şu an. Onu da inşallah pek yakında yapacağız. Şu alanları da ben ağaç dikeceğim abi ya. Şu gördüğün yerler var ya. Güzel olur. Aynen, buralara ağaç dikmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bunlardan bir 5-6 tane var bu çevrede. Onun dışında şurada bir kırılmış yerimiz var. İnşallah demesi geldi mi orayı da yapacağız abi Allah'ın izniyle. Yani ufak tefek düzenlemeler tabii ki olur. Şu gördüğünüz duvarı var ya arkadaşlar. Şimdi buradan insanların çıkma ihtimali vardır. Şöyle göstereyim. Buradan insanların çıkma ihtimali olduğu için, yani olur da bir gün Allah muhafaza hırsız mırsız girerse, ona istinaden burayı komple tellerle kapatacağız. Üstüne de jiletli jiletli teller dedikleri olay var. Jiletli tellerden de komple yapacağız arkadaşlar. Böyle boydan şu kenarda gördüğünüz teller gibi. Şuraya komple arkadaşlar, burada gördüğünüz tel gibi kapatacağız. Yani üstüne de bir de jiletli tel geleceği için hiçbir sıkıntı kalmayacak. Abi şurada define mi aradılar ya? Şu delikte. Arkadaşlar şuraya baksanıza nasıl işmişler burayı. Ya zaten arkadaşlar böyle uğraşmazsak, hobi amaçlı ilgilenmezsek tadı aynen çıkmaz zaten, tamam, değil mi abi? Tamir edeceksin, bozacaksın, düzelteceksin, yani geliştireceksin. Bu iş böyledir. Bu arada inşallah yakında, yani bunu aylardır düşünüyoruz. Cuma abiyle birlikte arkadaşlar böyle dağda gecelin kurtlarla beraber gezme videosu yapacağız. Bunu bu hafta yaparız inşallah abi. Güzel olur. Ölmezsek inşallah yaparız. Yani böyle gideceğimiz böyle atraksiyonlu, heyecanlı yerler arıyoruz arkadaşlar. Reyna'yı getiririz büyük ihtimalle. Reyna nerede? Arkadaşlar Reyna'yı getiririz çünkü en yetişkin köpek o. Değil mi abi? Başka herhalde diğerleri yapamaz yani. Reyna'yla falan takılacağız daha da inşallah. Şimdi o zaman bizim bademizi bırakalım arkadaşlar. Bakalım Toma'yla birlikte neler yapacaklar. Toma da Toma olmuş ha maşallah arkadaşlar. Şuna baksanıza. Vallahi var ya, Toma da Toma olmuş. Şimdi bademizin yanına doğru gidelim arkadaşlar. Kimileri diyor badem mi, badem mi? Bade arkadaşlar. Badem değil yani. Bak bak bak, çıkmak için can atıyor. Gel, koş kızım. Bakın şimdi arkadaşlar, mutluluktan çıldıracak. Gel Allah gel gel. Allah. Rengi çok güzel olmuş abi. Açılmış, bayağı açılmış. Arkadaşlar şimdi Cuma abinin kullandığı bir marka mama var. O mamadan sonra rengi benim böyle son bayağı bir dikkatimi çekti. Tüy yapısı çok güzel olmuş maşallah ya. Aferin, yavaş yavaş. Ha, arkadaşı geldi arkadaşlar. Toma ile Bade şu an Allah Allah, hayır hayır. Çılgınlar gibi oynayacaklar. Tüy için çok güzel, hem de gelişim için. Gelişim için çok. Arkadaşlar bir de sizlerin yorumunu almak istiyorum. Yani bizim Bade nasıl olmuş? Cins köpek değil, sokak köpeği. Ona göre bir yorumlarınızı almak istiyoruz. Şu an ortalama 3 aylık, 3 ay 10 günlük falan. Yorumlarınızı almak istiyorum. Reyna bir sus ya. Allah için bir sus kardeşim ya. Bak bak bak, bunların oyunu böyle arkadaşlar. Bak boğazına sarılmış. Tabii Toma biraz nazik davranıyor herhalde. Öyle hissediyorum. Gerçi bunlar çocuk ya. Toma mahvetti. Toma kendini bayağı bir kirletti. Bade mesela oynuyor ya sert bir şekilde. Buradan karşılık geldi ama böyle kızdan bizim Bade geri vites yapıyor o zaman. Yapıyor. Aslında bizim Bade'nin özgüveni tam toparlanmamış. Artı şuradaki detay güzel olmaya başlamış. Yani büyüyor ya. Vallahi büyüyor arkadaşlar. Küçücüklük getirdik. Bak beyazı bembeyaz. Aynen öyle. Ben renk göreyim ya abi, hani sütlü kahve gibi görüyorum. Değil mi? Ama yok, rengi çok açık. Rengi çok, çok güzel. Çok güzel olmuş. Kirletmeyin kendinizi çocuklar. Hadi gelin. Gel. 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 Bade, gel. Bade gel. Bade gel. Koş. Arkadaşlar böyle çılgınlar gibi oynuyorlar. Baksanıza ya. Hoppala. Bak 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 bak. Maşallah. Bade çok Allah. Ya. Tabii tabii, mükemmel zıplıyor gerçekten. Şuraya koyalım. Atlar. Atlar. Vallahi atlar. Güzel bir tane erkek bulmamız gerekiyor. Evet. Yine ya köyde doğan köpeklerden alırız. Bade'nin kardeşlerinden aslında duruyor mu?
Abi Baden'in kardeşi kalmadı. Ha. Baden'in kardeşleri gitti. Yani maalesef. Hepsini aldılar. Millet alıyor. Sokakta olduğu için insanlar aldı. Ama alanla yani videolardan görüp alıyorlar çocuklar. Kimisi bakıyor, kimisi bakmıyor. Ben de anlamadım yani. Ya işte sokaktaki hayvanlar böyle arkadaşlar. Bakın Bade'yi aldık mesela. Burada çok güzel bir hayatı var. Ama her köpek böyle şanslı olamıyor maalesef. Ama dediğim gibi ya köyde yeni doğan köpeklerden sahiplenirim bir tane daha. Ya da artık başka şekilde barınaktan bir yerden denk gelirse getiririz buraya arkadaşlar. Bakalım durumları nasıl olacak? Şu an baya baya oynuyorlar. Ama var ya seninki de dalyan gibi ya. Vallahi tam bir öküz abi. lan ben kızıma düzgün davran lan şerefsiz. Arkadaşlar bunlar daha bebekler, çocuklar yani. Şimdi böyle 3 yaşındaki çocuklar olur ya. O seviyedeler, zeka olarak da öyleler yani. Oyun manasında da direkt boğaza giriyor ha. Arkadaşlar oyunları. Aynen. Bu aralar sanki biraz Tom abi zayıflamış, boya vermiş gibi. Boya vereyim bir de şu an at. Yani o şişkinliği gitmiş gibi sanki değil mi? O şimdi yesin anında fark ediyor. Değil mi? Tabii şimdi yesin. Evet. Öküz gibi olur. Bak bizim Bade'ye bak. Kızım ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu an oraya gitmek istiyor. Aslında bıraksak parçalamaz ama bir defa böyle sirkeler yani. Şu an için risk atmaya gerek yok. Çünkü ufak bir istemeden olsa yara verirse o yavrular için kötü olabilir. Kızım. Arkadaşlar şimdi burada Barut diye köpek var. Bir de Kırma Sivriye kurdu var. Çok tatlılar onlar da. Bir onların yanına ziyarete gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bizim evin etrafında. Allah'a şükür hiçbir şey yoktur. Senin köpeğin yanına gideceğim şimdi. Saldırın bana. Oğlum zinciri kırmaz değil mi? Doğru söyle. O beni parçalamasın ha. Neyse bir şey yaparsa hemen hızlı gel tamam mı? Özer oğlum bak bir şey yapmaz değil mi lan? He? Gel. Aferin gel bakalım gel. Arkadaşlar şu zincire alışamıyor bir türlü. Şimdi bunları böyle bağlıyorlar burada. Ama alışmadı bir türlü gel. Aferin Barut'a. Barut gel. Oo tüy dökümüne girmiş abi o da. Arkadaşlar şu Kırma Sibirya kurdu. Yani tip olarak falan benziyor ama çıkmaya çalışıyor sürekli buradan. Dur oğlum, Özer niye bağlıyorsunuz onu mesela? Kaçıp gidiyor mu? Ne yiyor? Tavukları mı yiyor? Oo. Arkadaşlar bir de böyle ağaçta ama yani şu an zincirde bağlı ya zarar görmüyor. Kendisi ısrarla onu inat ederek böyle yapıyor. Çok mesela Özer'i gördü diye sahibini gördü oynamak istiyor. Bir de bıraktıklarında şurada gördüğünüz tavukları, horozları yakalayıp yiyormuş maalesef. Bilmiyor daha. O yüzden biraz daha burada eğitim alması, öğrenmesi lazım. Ama her zaman zincirde değil. Özer bırakıyorsunuz değil mi? Gezdiriyorsunuz sürekli. Günde kaç defa gezdiriyorsunuz? Çok. Çok mu? Adamsın lan. Çak. Şimdi arkadaşlar Özer serbest bırakacak. Serbest bırakmayacak, zincirle beraber gezdirecek. Bak şimdi gezdirecek arkadaşlar Özer. Özer bak dikkatli gezdir. Tavuklardan bir tanesinden olmayalım. Arkadaşlar burada da böyle çok güzel tavuklar, horozlar yaylanıyorlar. Aa şunun ayağı niye öyle olmuş? Arkadaşlar bunların ayakları topallaşmış. Ya bir şeyler saldırmış ya da başka bir olay. Bakın burada böyle bir sürü var arkadaşlar. Tavuk kümesi var burada zaten. Şöyle sizlere göstereyim. Tavuk kardeşler selamünaleyküm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu sultan tavuğu mu? İçeride var mı? Civciv falan var mı? Şimdi arkadaşlar Özer'in tavuklarına, civcivlerine, güvercinlerine bakacağız. Özer var ya her şeyi besliyor. Bütün her şey var Özer'de. Oo şu güvercinlere bakın maşallah ne kadar güzeller. Vay 3 tane tavuk şu an burada kurka yatıyor. Dışarıda mı Özer o? Benim şeyim. Bak maşallah. Vallahi Özer'in maşallah. He bunu sen sokakta buldun değil mi abi? Maşallah iyiymiş ya ben hasta zannettim de. Yok turp gibi o ya. O muhtemelen evden kaçmıştır abi. Ama çok güzel şu şeyleri. Şöyle güvercinleri ilk başta göstereyim. Hepsi taklacı. Oo, bak İyi, çok güzelmiş arkadaşlar. Yavrular daha bunlar. Yavru değil mi bunlar Özer? Birkaç tanesi yavru 5-6. Birkaç tanesi yavru. Bayağı yavru aldınız herhalde siz ya. Şu civcivlere bak ya. He ya şu civcivlere baksanıza. Ooo maşallah şu şurada da var baya. Tam bıldırıcım. Bunların hepsi cins civcivler arkadaşlar. Baya bir civciv var. Şöyle bir göstereyim yakından. Bakın şu sepetin altında da varlar. Aman. Arkadaşlar bir sürü civciv. Arkadaşlar maşallah deyin. Çünkü Özer korkuyor nazar değer diye. Değil mi? Maşallah. Bunlar ne zaman çıktı abi? Bugün mü çıktı hepsi? Oo.
Aman ha tavuğu koyalım soğumasınlar. Hiç elini alma alma. Anam 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 anam. Arkadaşlar 5 parmak mı? He. Anam 5 tane parmağı var arkadaşlar. Sakallı. Vay be 5 parmak özellik mi? Cins değil mi? Maşallah. Şu bir göstereyim mi bakın 5 parmağı. Yeni çıktı. Vallahi çok güzeller. Arkadaşlar Özer vallahi tam bir hayvanat bahçesi yapmış burayı. Yerleri de çok müsait, güzel gerçekten. Maşallah her şey var vallahi. Bütün tavuklar, güvercinler, civcivler her şeyler var. Şöyle hemen buradaki civcivleri de göstermek istiyorum. Anam 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 anam. Lan bu tavuk ne kadar küçük. He küçük değilmiş lan kafasını dönmüş. Baba kızıyor arkadaşlar. Bayağı bir sinirlendi şu an. Bununla burada bir sürü civciv var. Oo Özer'in burada çiçekleri de var. Özer ne çiçeği bunlar? İsimlerini biliyor musun? İsimlerini bilmiyor musun? He güzel diye geldin diktin. Oo manyağa bak arkadaşlar. Bunu getirdik ya. Allah Allah. Tekel. E abi mesela ilk gelen tavuğu nasıl alıştırıyorsunuz buraya? Zorla böyle. Mesela kaçıp gitti oluyor mu hiç? Demin çalıların içine girmiş gittik bulduk geldik. He bir iki günde alışıyor ama değil mi? Şey bir iki günde alışıyor. Yemiyor. Aynen öyle. Şimdi bir şeyler yakaladık geldik. İçeride araba da geldi. İyi buranın için güvenli. Ha, akşam yola alır. Aynen öyle. Hadi Özer görüşmek üzere. Sen de mi geleceksin? He gel o zaman. Özer'le komşuyuz arkadaşlar. İzliyor musun videoları Özer? Like atıyorsun. Ya adam ya. Vallahi adam ya. Yorum atıyorsun, like atıyorsun. Her şey var yani. İşte kral adamın dibi. Vallahi içeride Reyna Meyna sesleri geliyor ama bizim Bahtiye'ye Toma'ya bir şey yaptı mı acaba? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle size hayallerimden, projelerimden biraz bahsettim. Allah inşallah böyle hayali olan herkese en yakın zamanda bundan daha iyisini nasip eder diye dualar etmek istiyorum siz izleyen kardeşlerime. Umarım en iyisine sahip olursunuz arkadaşlar. Ama unutmayın yani bunları hayal etmekle kalmıyor. Çalışmanız lazım, çabalamanız lazım ve o hayalinize koşmanız lazım sıkı bir şekilde. Herkes hayal kurar ama çalışıp çabalamayanlar bu hayallere kavuşamazlar. Aklınızda, fikrinizde, kalbinizde ne varsa en yakın zamanda helalinden hayırlı bir şekilde nasip olur sizlere arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Özer. Hadi görüşmek üzere. Ne yapsınlar? Like atsınlar mı? Abone olsunlar. Özer'e kırmayın arkadaşlar. Bir de Özer'in hayvanlarına maşallah yazmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.